Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 yıl, 15 yıl, daha da yatacağından başka. Sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke, demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boynunun borcudur, fakat düşmana inat, bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafınla yapyalnız kalabilirsin, kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına, sen ürpermelisin içeride, dışarıda 40 günlük yerde yaprak kıpırdasa. İçeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek, bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlıdır, ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut yaşını, koru kendini bitten, bir de bahar akşamlarından. Bir de ekmeği son lokmasına dek yemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir, sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak işte mi, yemyeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. İçeride gülü bahçeyi düşünmek fena, dağları deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı, yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana, bir de ayna dökmeyi. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl, daha da fazlası hatta, geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir.